Ben neden sevilmiyorum? Benim diğerlerinden farkım ne? Niçin insanlar beni sevmiyor? Neden insanlar beni reddediyor? Evet sevgili dostlar. Belki de bu soruyu yakın zaman diliminde kendine sordun ya da biriyle dertleşirken, sohbet ederken ona sordun zihnindeki bu soruyu. Size çok açık ve net şu gerçekten bahsetmek istiyorum. Türkiye'de Google'da en çok aratılan soru kalıbı ben neden diye geçiyor. Ve birinci sırada en çok aratılan soru ise ben neden sevilmiyorum sorusu. Şimdi burada biraz durup düşünmek gerekiyor. Görüyoruz ki insanların en temel ihtiyacı olan şey sevgi. Bu insanın doğasında vardır zaten. Sevmek ve sevilmek. İnsan sevdiği tarafından sevilmek ister, ilgi gösterdiği kişi tarafından ilgi görmek ister, emek verdiği kişiye bir baktığında da karşı tarafında ona emek vermesini ister. Bu çok normal bir beklentidir. Ve neden sevilmiyorum sorusunu bir yere kadar sormak yine normalize edebiliriz. Ancak her yaşadığımız sıkıntıdan, her yaşadığımız sorundan, her biten ilişkinin ardından, her yaşadığımız hayal kırıklığının ardından otomatik olarak ben neden sevilmiyorum diye bir soruyla kendimize yaklaşırsak işte buradaki o ne yazık ki sıkıntılı bağlamdan kurtulamayız. Ne demek istiyorum? Biraz daha açacağım. Ben neden sevinmiyorum? Her sıkıştığınızda bu soruyu eğer kendinize soruyorsanız yani bir olay yaşıyorsunuz hemen hop orada olup bitenleri görmüyorsunuz. Mağdur hissedip ben neden sevilmiyorum? Ben neden karşı taraf tarafından kabul edilmiyorum? Ben neden kabul görmüyorum? Neden benim sevdiğim beni sevmiyor gibi sorulara eğer başvurursanız insan zihninde neden sorusu mağduriyet duygusunu arttıran bir şeydir. Biraz bunu açalım. Mağduriyet duygusunun altında insanın kendine acıma duygusu vardır. İnsan kendini acıdığında ve insan kendini mağdur hissettiğinde beyin kendini en güçsüz noktada görüyor ve bu şekilde harekete geçme, olayları çözümleme, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurma, bağ kurma, muhakeme yeteneğini ne yazık ki ortadan kaldırmış oluyor. Sadece dünyada o var, sadece o sorun yaşıyor ve kendi içine dönüp kendini acımaya başlıyor. Bu insanların zihninde mağduriyet duygusu insanları aşağı çeker. Bu yüzden ben neden sevilmiyorum demek yerine her ilişkinin bir dinamiği vardır. Dinamiklere dinamiklere bakarak bunları anlamak, analiz etmek, sorgulamak bizim için çok daha önemli. Ben neden sevilmiyorum sorusunun cevabını gerçekten bulabilmek istiyorsak, beni neden sevmiyorlar diyerek kendinize mağdur hissetmenin yanı sıra şu gerçek bir çözüm olur sevgili dostlar. Biri sizi sevmiyorsa şunu kabul etmeniz gerekiyor. Sen herkesi seviyor musun? Herkes seni sevmek zorunda mı? Veya sen herkesi sevmek zorunda mısın? Şimdi bu noktada biraz daha gerçekçi bir şekilde düşünerek eğer muhakeme yeteneğimizi de ortaya koyarsak hayır. Kimsenin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Şöyle bir örnek vereyim. Bu benim danışanlarıma verdiğim en sevdiğim örnek. Türk kahvesini nasıl içersin? Belki sen şekerli seviyorsun, belki biri orta seviyor, belki de biri sade seviyor. Ben sadeyi tercih ediyorum. Sade Türk kahvesini içiyor olmak benim öncelikli tercihim. Sade olmazsa muhtemelen içmem çünkü tadı beni rahatsız ediyor. Ancak bu demek değildir ki orta kahve içilmez. İşte şekerli kahve içilmez. Bunu içenler işte sevilir veya sevilmez, iyidir veya kötüdür gibi kategorize etmek mümkün değil sevgili dostlar. Hayatta bazı konularda tek bir gerçek yok veya tek bir doğru yok, tek bir seçim yok. Tercihlerimiz var. Ben sade kahveyi tercih ediyor olabilirim. Sen ise şekerli kahveyi tercih edebiliyorsun. Edebilirsin, bu da normal. Ancak bu ne benim senden üstün olduğumu ne de senin benden üstün olduğunu gösteren bir şey kesinlikle değildir. Bu bir seçimdir. Ve herkesin seçimleri farklıdır. Sen nasıl ki herkesle konuşmak, herkesle oturmak, herkese yakın aynı diyaloğu kurmak istemiyorsun, bu normalse diğerlerinin de aynı şekilde seninle kurduğu iletişimde bu özgürlüğe sahipler. Yani bunlara hakları var sevgili dostlar. Ancak biz sürekli neden sevilmiyorum duygusunun etrafında döndüğümüz zaman burada ne yazık ki çıkış yolu bulamıyoruz. Öncelikle birinci kuralımız şu, şunu kabul edeceğiz. İnsanlar beni sevebilir, insanlar beni sevme edebilir. Ben insanları sevebilirim, bazen bazı insanları sevme edebilirim. Herkes herkesi sevmek zorunda değil. Bunu önce oturtalım. İkincisi, eğer gerçekten sevilme noktasında her kurduğun ilişkide ciddi bir problem yaşıyorsan şunu sorgulamak önemli. O zaman kendinle alakalı eksik yaptığın veya insanlara hissettirdiğin belli bir takım şeyler var. Ya fazla fedakarsın, ya sınırlarını çizemiyorsun, ya hayır diyemiyorsun. Ya da karşı taraf ne söylerse onu uyumlanmaya, onun kalıbına uymaya çalışıyorsun. Kendi doğrularını ve yanlışlarını kapının dışında bırakarak. Bu da ciddi bir mesele. İnsan kendi olmaktan vazgeçtiği zaman, karşı tarafın isteklerini yapmaya çalıştığı zaman ne yazık ki ilk terk edilen sen oluyorsun. İlk vazgeçilen de sen oluyorsun. Bu ilişkinin dinamiğini oluşturan bir şey. Her zaman söylediğim gibi denge eğer sen kurduğun ilişkilerde dengeyi tutturamıyorsan ve sonrasında insanlar neden beni sevmiyor sorusunu soruyorsan işte burada çok açık ve ortada kendine saygın yok, kendine yeteri kadar değer vermiyorsun, hayatında dengeyi oturtturamamışsın, fazla fedakarsın, sınırların yok, hayır diyemiyorsun. E şimdi bunların hepsine baktığımızda ben neden sevilmiyorum sorusu da çok aşikar bir şekilde ortada sevgili dostlar. O zaman ne yapacağız? Kendimizi bu noktada güçlendireceğiz. İkinci adımımız buydu. Üçüncü adımımız. Sevilmek için önce iyi bir diyalog kurmayı öğrenmemiz gerekiyor. Yine birinci maddeye geri dönelim. İnsanlar beni sevebilir, insanlar beni sevmeyebilir. Aynı haklara ben de sahibim. Birilerini sevebilirim veya sevmeyebilirim. İlişki kurmaktan kaçınmayacağız. Ben karşımdaki insanla ne oturuyorum, ne konuşuyorum, ne sohbet ediyorum, ne selam sabah veriyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Ona böyle bakıyorum. İstiyorum ki biri gelsin benimle konuşsun, biri benim halimi, hatırımı sorsun, biri bana nasılsın desin, biri benimle tanışmak istesin. Hep biz birilerinden bekliyoruz. Birileri gelmiyorsa sen git. O sana selam vermiyorsa sen selam ver. O sana nasılsın demiyorsa sen nasılsın de. Ancak biz sürekli ilişki kurma noktasında karşı taraftan bir şey beklediğimiz zaman o zaman ilişki kuramayacağımız için ortada sevilme ihtiyacı da doğmayacak ne yazık ki. Yani sadece beklemek değil de sen gidip konuşabilirsin, sen gidip selam verebilirsin, sen sohbeti muhabbeti açabilirsin. He, arka planda baktın ki Karşı taraf ısrarla seninle iletişim kurmak istemiyor ya da her seferinde senden bekliyor. O zaman arana mesafe koyarsın. Baktığın ki senin sınırlarını çok zorluyor. E, i̇lişki kurmama hakkın da mevcut. Yani hayatta böyle kas katı kurallarımız yok. Her şey olabilir. Ancak önce dene deneyimlenmemiş hayat yaşanmamış bir hayattır sevgili dostlar. Eğer birçok şeyi deneyimlemiyorsan, hiçbir şey yapmıyorsan, sürekli ondan bana gelsin, şundan da bana gelsin beklentisi içerisindeysen şayet ne yazık ki sevilmeyi de, değer görmeyi de beklememiz çok da sağlıklı değil. Şimdi başa dönüyorum. Ben neden sevilmiyorumdan ziyade bir, bu soruyu bir yere kadar soruyor olmak sağlıklı. Bir yerden sonra her sıkıştığımızda beni zaten kimse sevmiyor, kimse zaten beni görmüyor. Neden beni sevmiyorlar? Hep değer vermeyen insanlar seviliyor. Bu dünya adaletli değil, insanlar adaletli değil diye söve söve ilerlersen ayağına takılan taştan bile nefret eden bir hale bürünürsün. Yani herkes sanki sana karşıymış gibi hissedersin. Bu yüzden önce kendinle bağ kurmayı öğrenmek zorundasın. Kendiyle bağ kuramamış, kendiyle temas edememiş insanları diğer insanlar da iletişim kurmak ve konuşmak istemiyor. En birinci mottomuz kendinle barışma sağla. Bu önemli. Beni dinlediğin için sana teşekkür ediyorum. Kendin olma yolunda sakın vazgeçme. Bazen seni tercih edebilirler, bazen etmeyebilirler. Aynı haklara sen de sahipsin. Bu dert edilecek bir şey değil. Çünkü bunların hepsi hayatın içinde var ve normaldir. Beni dinlediğin için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kal, hoşçakal.